Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, yepyeni bir başlangıç olsun mu bugün? Bugün yepyeni bir adım atılsın mı? Hadi şimdiye kadar hep içinde şöyle pişmanlıklar yaşadın ya. Ya yaptım da az yaptım. Oldu da olmadı. Bugünden itibaren yeni bir başlangıç olsun mu? Hadi bir şeyler hayatımızda değiştirmeye çalışalım. Ben de hayatımda bugünden itibaren bazı şeyleri değiştirmeye karar verdim. İyi yönde, iyi yönde, kötü yönde değil. O yüzden biraz daha enerji doluyum. Selim Hoca'yı biraz daha enerji dolu göreceksiniz. Selim Hoca'yı biraz daha fazla sizler için bir şey yapar durumda göreceksiniz. Deli gibi, deli gibi tam anlamıyla işimize odaklanacağız. Şimdi dikkat ederseniz Ara tatilin başlangıcının ilk iki gününde ara tatilde nasıl çalışman gerekiyor falan diye hiçbir şey söylemedim. Dün bazar sohbeti de atmadım niye? Ya bir iki gün kendini bir gör. Bir iki gün ne yapıyorsun bu boş kaldığında ne yapıyorsun? Hadi hep diyordun ya okul var şu var bu var o var hep bahaneler vardı ya. Tatil olduğunda ne yapıyorsun bir gör dedim. He ee, bazılarınız iyi çalıştınız bazılarınız yatarak geçirdiniz. Arkadaşlar bakın ara tatil işte Şubat tatili ikinci ara tatil gibi dönemler bulunmaz nimet. Hocam ne demek bulunmaz nimet? Arkadaşlar, aralıksız 8 saat, 10 saat, 12 saat, 14 saat ders çalışabileceğim başka hiç yer olmayacak. Öyle bir gün çalıştığım falan hafta sonu tatilleri falan olacak ama bu şekilde bütün olarak çalışmayı sağlayacak başka yer olmayacak. Buralar çok önemli. Buralar rakiplere fark atma. Buralar rakiplerin seni geçme yerleri. İşte o yüzden rakiplerin çalışırken senin de çalışman lazım. Güzelce hatta daha fazla çalışman lazım ki bir tık öne geçirsin. Peki hocam bu ara tatilde ya nasıl çalışılır? Acaba bu ara tatilde hep konumu çalışsak? Acaba bu ara tatilde hep soru çözerek güzel tekrarlar mı yapsak? Arkadaşlar, kişiden kişiye değişecek. Hep dedik ki plan bireysel bir şeydir. Böyle o hoca şunu tekrar edin dedi. Ben de hurra! Tekrara gidiyorum diye bir şey yok. O hoca bu konu bu hafta bitecek. Yok. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Eğer TYT matematikte problemlere kadar geldiysen, hatta problemleri yaptıysan, hatta fonksiyon fonksiyonları da bitirip de AYT matematiğe bir tık başladıysan TT'de bir tık tekrar yapabilirsin. Eğer branş denemeleri çözmeye başlamadıysan haftada bir iki branş denemesi falan atmıyorsan. Şimdi tyt'de sıkıntı yaşadığın konular var değil mi? Mesela üstü sayılarda sıkıntı, Ebu da sıkıntı, mutlak değerde sıkıntı. Al bunlardan böyle birer ikişer tane bir günün TT matematik günü yap yani. Veya e, her günün birer saatini, bir buçuk saat saatini TT matematik günü yap. Ne yap biliyor musun? İşte o dediğim konulardan girip de bütün konulardan çözmene gerek yok. Bir gün ...problemler günü yap... ...bir problemlerden test çöz... ...şöyle bir e, karışık sorular çöz... İşte bir günü... E, ...mutlak değer ve basitesizlik günü yap... ...onlardan birer ikişer test çöz... ...güzelce tekrarlarını yap... ...zaten AYT e matematiğe çalışmaya başladıysan... ...ha bu söylediklerim sadece matematik için geçerli değil... ...işte Türkçe çalıştığın tekrar... ...özellikle fen konuları daha başa beladır... ...daha çabuk unutulur... ...fen konularını şöyle soru çözerek tekrar falan edersen... ...veya notların var elinde... ...o notların sayfalarını çevirip bakabilirsen her şeyi yerli yerine oturtmuş olabilir, olabilirsin. İşte bu dönemler hem geride kalmış konuları eski konuları tekrar etmek hem de böyle çok yoğun bir şekilde soru çözmek için fırsattır bunlar. Bu fırsatları tamam yoruluyorsunuz ediyorsunuz bitiyorsunuz ama ben hep şöyle söylerim. Bir şeyleri feda etmek istiyorsan mesela bir günü feda edeceksin. Bu ara tatilin bir günü olmasın bak. Ara tatilde sabahleyin 8'de kalkıp akşam 12'ye kadar düşündüğünüz zaman 16 tane saat var. Ya bu 16 tane ders saati o saatin ya 10 saatini ders çalışabilecekken bugünü gezmek için feda etme. Hocam gezmek için ne zaman feda edeyim? Açılsın okullar. Tamam mı? Salı günü okula gittin mi veya işte dershaneye gittin mi? Akşamleyin 5'te çıktın mı? Ya 5'ten saat 11'e 12'ye kadar dur dışarıda gez arkadaşınla. Yani oradaki zaten bir yorgun olduğun günü, bir herhangi bir çalışmalar yaptığın günü feda et. Bugün komple boş olan bir günü üniversite sınavına çalışan öğrenci heba etmesin. Çok tertemiz bir gün, bomboş bir sayfa. Sabahleyin 8'de kalk, güzelce programını yap. Hevesli böyle ama hevesli. Çayını al, git bir tane tost yap kendine, tostunu yerken şöyle programını yap. Bir yudum kahve çek. Vay bugün ben 12 saat ders çalışıp işte feni komple tekrar edeceğim de. İşte bugün yarın TET matematiği komple tekrar edeceğim. Ondan sonraki gün açacağım. Polinomların içinden geçeceğim. Sonraki gün işte hiç sosyal çalışmadım ben. Bir sosyalde ne durumdayım? Bir sosyal konuları neymiş? Sosyalden bir şeyler yapacağım. Anladın mı demek istediğim şeyi? Bütün. Orada kocaman bir gün var ya. Kocaman bir gün var. Sen 12 saat, 13 saat, 14 saat dersi normal bir zamanda 4 günde çalışıyorsun, 5 günde çalışıyorsun. Dershaneye şeye gidenler için söylüyorum mezunlar zaten çalışıyorlar. Onlar için her gün ara tatil. Yani eğer bir kurma falan gitmiyorlarsa ama diğerler için bu, bu buralar çok önemli, çok değerli. Bak bir daha eline gelmeyecek. Bir 15 tatilde olacak bu. işte bayram tatili falan olursa oralar bir tip bir daha ki ara tatil ondan sonra da zaten sınav gelmiş olacak. Tamam mı? Hadi konsantrasyonunu yükselt. Enerjini yükselt var ya ben de çok enerji doluyum. İçeri gideceğim bugün 6 tane. Bak aha ben de sana söz veriyorum. İçeri gideceğim bugün bugün kare, dikdörtgen 4. Ondan sonra da trigonometri konu anlatımlarına başlayacağım. 8 tane video çekeceğim ben. Hadi ben bugün 8 tane video çekeceğim. 2 tane dikdörtgen, iki tane kare, 4 tane de trigonometri videosu çekeceğim. Sen de yaz yorumlara. Bugün ben de... Bak, bak şimdi şey anlamayın ama... Hayvan gibi ders çalışacağım diyoruz ya, mal gibi ders çalışacağım diyoruz ya, bugün o gün olsun. Hadi bugün o gün olsun çünkü rakiplerin çalışıyor ha, hayatta seni beklemiyor bak, hayatta seni beklemiyor. O yüzden topla enerjini, gardını yükselt. Bugün güzel bir tekrar günü, tekrarlarını yaptıysan, tekrar konusunda sıkıntı yoksa, o söylediğim şeyleri yaşamıyorsan... Hayvan gibi soru çözme günü olsun. Tamam mı? Hayvan gibi soru çözme günü olsun. Böyle polinomlar yapamıyorum diyordun ya. Al bu polinomların içinden geç bakalım. Elindeki soru bankasındaki soruların hepsini çözmek için şuradan cıppır 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 terleri dök bakalım neler oluyor. Yapabilirsin, başarabilirsin. Hadi o zaman hayvan gibi çalışmaya gidiyoruz. Görüşürüz. Bay bay.